Türkiye İçki İşler Ministeri Türkiye'nin ada kıça Uygurlarının yenide işkerlikini bildirdi. 15. iyun Cuma günü Yavru Asya Türk Cemiyetleri Federasyonu'nun hemkarlaşışı bilen Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği İstanbul Yeni Kapı Meydanı'da kent kölemlik Ruzi Het faaliyeti elip vardı. Faaliyet 6000 kişilik oranlaştırılgan bulup mülkerdeki adem sahneden eşip 7000 etrafı da adem katlaştı. Faaliyetke Türkiye İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu ve bir kısım milletvekilleri, Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği'deki ustazlar, Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'deki bütün cemiyet mesulleri, İstanbul'un her kaysi ceylerde yaşavatkan Uygurlardan başka yana, az sanda Türk kan sistemisindeki kırındaş milletler mukatlaştı. Şarkı Türkistan halkı tukkan ve kan kırındaşlarından ayrılgan, ata anılar ballılardan, balılar ata anılardan ayrılgan kırındaşlarımızın kalbi sunuk bir peyti kelgen mübarek ruzi hette, kırındaşlarımızın köngül gaştikini birden bosumu undulduruş, hicret zimindeki kırındaşlarımızın bir dastıhanı yığıp, öz ara fikirleşiş pürüstünü yaratış, şundakla mücadele yolumuzdaki birlikni hakiki işgı aşırış üçün uğurlaştırılgan bu faaliyet, kırındaşlarımızın kütkünüdün mü bek galbilik ve köngüllük boldi. Faaliyet küştünken saat 18'de Kur'an-ı Kerim tilavet kılış bilen başlandı. Arkadın zaldaki barlık kıyrındaşlarımız öğretirip sahnedeki yaşlarının yetekçilik de Şarkı Türkistan'ın İstiklal Marşı'nı okudu. Saat 7'den 20 gece Şarkı Türkistan Mağrif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin Zeytinburnu Şöbüsü, Safaköy'deki Sütük Burakhan Vakfi Kur'an Kürsü okuguçları tayarlıgan hılmıhıl numurlar görüstüldü. Perzentlerimiz tayarlap gelgen sama usulü zalını alkış ve tenteni sadaları bilen yağratı. Saat 7'den 20 ötkende Türkiye İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu'nun zalgı girişi bilen zalda alkış sadası yağırdı. Bütün halkımız ministerini kızgın alkışları bilen kütüvaldı. Ministerini Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'deki mesullar, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'deki ustazlar, şundakla etles kimi giyip kollarda Şarkı Türkistan ve Türkiye bayraklarını tutuvalgan perzentlerimiz işiktübüde retlik tizilip karşı aldı. İçki İşler Ministeri Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin yetekçileri ve Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği yetekçileri bilen bir üstelde oturup gızalandı. Teşkilatlar Birliği yetekçileri Şarkı Türkistan'da Xitay elip berivatkan insan kalibinden çıkan zulümünü tunuşturdu. Faaliyette Şarkı Türkistan Mağrif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Koşumcu Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan söz kılıp, Şarkı Türkistan halkı ciddi köngül bilivatkan Türkiye'deki Uygurlarga nüfus beriş, Türkiye hükümeti Ürümçi'de konsulhanı tesis kılış, Türkiye hükümetinin ömek teşkilleb Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da tesis kılgan atalmış terbiyeleş lagir namideki ceza lagirinin emeli ekvalini tekşürüş katarlık taleplerini oturgu koydu. Keyin Avrasya Türk Cemiyetleri Federasyonu'nun reisi İsmail Cengiz Efendi sözge çıkıp, Uygurlarının Şarkı Türkistan'da kandak iğir küllerde yaşavat kallıkını, onlarının en akallisi 5 vakit namazı toğlandıgan şu mübarek azallarının avazıgı mu hasreti işkelligi katarlıklardan başka, onlarının Türkiye'deki kıyınçılıklarını oturgu koydu. Ahırda İçki İşler Ministeri Soylu Güldüras alkışları bilen sahneye çıkıp, kalbi sunu kıyrındaşlarımız aldı da tarihi sözlerine başıldı. O sözünün başında vatan hasretinin nemi işkelligini elbette en yakşı siler bilisiler. Ama biz mi şunu bilimiz ki, ana yurtunlarda erkin ve müstakil halde yaşayışını halaydıgallarının Anatoliye'den öz vatallarına kandak hasret bilen telpindigallığını bilimiz. Suriyeli kıyrındaşlarımızın, Uygur kıyrındaşlarımızın kandak hissiyat içinde işkelligini bilimiz. Çünkü biz okşaş milletimiz. Bizning takdirimiz okşaş, tarihimiz okşaş, bizning hayacallarımız okşaş, hissiyatlarımız okşaş. Ve bizge karşı düşmanlık kılıvatkallarımı okşaş. Bir yurt hasreti nedir? Bir vatan hasreti nedir? Elbette ki bunu en iyi siz bilirsiniz. Gözyaşlarınızın anlamı nedir? Telefer ne anlatır? Urumçi ne anlatır? Kerkük ne anlatır? Elbette ki bunu en iyi siz bilirsiniz. Gönlünüz hasret dayanar. Elbette ki bunu en iyi siz bilirsiniz. Ama biz de şunu biliyoruz. Ana yurtlarımızda, ata yurtlarımızda hür, özgür ve bağımsız yaşamak isteyenlerin buradan Anadolu'dan kendi topraklarına hangi hasretle baktığını biliriz. Özbek kardeşlerimiz,
Suriyeli kardeşlerimizin, Uygur kardeşlerimizin hangi duygular içerisinde olduğunu biliriz. Çünkü biz aynı milletiz. Farklı bir millet değiliz. Biz şunu bilmenizi isterim. Bizim kaderimiz aynı. Bizim tarihimiz aynı. Bizim heyecanımız aynı. Bizim duygularımız aynı. Ve bize karşı düşmanlık yapanlar da aynı. O sözünün devamında salondakiler uçuravatkan kıyınçılıklarını bildiğallıkını ve özünün İçki İşler Ministeri Köçmenler İşleri İdarası'nın başlıkı işkerliğini esiltip, sözlerini mundak devam kıldı. Şunu kattık tekitlep durup deymen ki, herkandak perzentanlarının Türkiye'de təlim terbiye meselesi bulmaydı. Hiçbir perzentanlarının Türkiye'de diplom meselesi bulmaydı. Bu devletli yaşavatkan bir hatarlıki meselesi de kereklik tekşürüşlerden ötken bütün kıyrındaşlarımızga aldı bilen ötkünçü ikamet ruhsatı verimiz. Ve onlarını acaba bu devlette akıbetim kandak bular digen endişeden kutkuzumuz. Fakatli ötkünçü ikamet emez, insani ikamet uzun müddetlik ikamet meselesi de mu, bütün sistemini hareketke ötküz geldikimini bilişenlerini halim ben. Sizlere şunu söyleyeyim. Bu salondan çıkarken bir duyguya sahip olacaksınız. Siz hiçbir zaman sahipsiz değilsiniz. Bu Müslüman yurdu ve bu Anadolu bilesiniz ki ne sizi yalnız bırakır, ne de sizi zorla bırakır, ne de sizi kimsesiz bırakır. Sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı biliyorum. Dertlerinizi biliyorum. Karşıya kaldığınız bir takım problemleri aşmakta zorlandığınız bir takım hadiseleri elbette biliyorum. Kolay değil. Bir taraftan gönlümüz ağlıyor. Ama bir taraftan bu Anadolu'da hayatınızı devam ettirmek zorundasınız. Size sadece şunu söyleyeyim. Ben aynı zamanda İçişleri Bakanıyım. Aynı zamanda Göç Politikaları Kurulu'nun başkanıyım. Ve aynı zamanda Türkiye'nin göçle ilgili politikalarını belirleyen hükümetimizin aldığı kararlar çerçevesinde bunu uygulayan bir kardeşimiz. Şunun altını çizerek söylüyorum. Hiçbir çocuğunuzun eğitim sorunu Türkiye'de olmayacak. Hiçbir çocuğunuzun diploma sorunu Türkiye'de olmayacak. Burada yaşayan güvenliği konusunda gerekli tahkikatları yaptığımız bütün kardeşlerimize İlk önce geçici ikamet vereceğiz ve onları evet bu ülkede acaba ne olacağım diye bir endişeden kurtaracağız. Bu yerde yeni bir işki söz vermen. Türk kan sistemesine mensup bulan kıyrındaşlarımızga köçmenler idaresi de başka çetelliklerge kılındığa muamilini emelden kaldırmış. Aldığımızdaki haftadan başlayıp köçmenler idaresi gibi bargınanlarda şunu bilişenler gerek ki, kimlik yanlar ve Türk bolgallıkanlar sizlerinin alahide muameleden behriman buluşanlarına yol açıdı. Bütün hizmetçiler, menmuş yunun işiden sizlerinin buyruklarını kütümüz. Bu tıpıraklar sizlerinindir. Anadolu'ya sizlerinindir. Kim nimi desi desin, kim nimini otturgu koysu koysun, bizden itikadımız bizge bir nesi değildi. Her insan bir alemdir. Biz onu talep kılımız. Biz silerini, silerinin könlünlerini, silerinin dualarını, silerinin razılıklarını talep kılımız.
Burada size bir söz daha veriyoruz. Bu söz şudur. Türk topluluklarına mensup olan kardeşlerimizle yabancıların göç idarelerinde aynı muameleyi yapmalarını ortadan kaldırıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren göç idaresine gittiğinizde bilesiniz ki kimliğiniz ve soyunuz önceliğiniz olacaktır. Bu topraklar sizindir. Anadolu sizindir. Ve kim ne dese desin, kim ne ortaya koyarsa koysun, bizim dinimiz ve bizim inancımız bize bir şey söylüyor. Her insan bir alemdir. Biz ona talibiz. Biz size talibiz. Sizin gönlünüze, sizin duanıza ve Allah'ın elçisi olan, yeryüzünde elçisi olan sizin rızanıza talibiz, rızanıza. Köçmenler İdaresi'ne talimat. Süleyman Soylu yana Köçmenler İdaresi başlığı bergen talimatı hakkında mundaq dedi. Biraz burun Köçmenler İdaresi başlığı bilen görüştüm ve onunla birli söz kıldım. Sistemini kurusan ve bundan kin bana bir mu qerindişimden her kandak şikayet gelmesliğini emelge aşırısan. Perzentanlar bizden perzentimizdir. Bizge amanettir, bizden sınıkımızdır. Hergiz ensirmanlar, bizning shundoq jumhur raisimiz barki, qalbi inson soygusi bilan to'lgan. U sizlarni birmi bir ko'rganida, Allohim bizga texmi kuch-quvvat bergin. Bu zulmlar oxirla sundaydigan bir jumhur raisimiz bor. So'zlaganlarim faqat bir boshlang'ichdir. Biraz önce göç dairesi genel müdürümüzü aradım ve bir tek şey söyledim. Sistemi kuruyorsun ve bana bundan sonra bir tek kardeşimden herhangi bir şikayet gelmemesini sağlıyorsun. Çocuklarımızdır. Bize emanettir. Bizim imtihanımız, bizim sınavımızdır. Hiç merak etmeyin. Bizim öyle bir cumhurbaşkanımız var ki kalbi insan sevgisiyle dolu bir cumhurbaşkanımız var. Bizim öyle bir cumhurbaşkanımız var ki sizleri teker teker görünce Allah'ım bize biraz daha güç ver, huzurun ver, sonra etsin diyen bir cumhurbaşkanımız var. Söylediğim sözler sadece bir başlangıçtır. Ahırda Şarık Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Avrasya Cemiyetler Federasyası Başlığı İsmail Cengiz, Pişkadem Dini Alim Niyaz Damollam, Uygur Sahiye Talim Terbiye ve İctimai Yardım Cemiyeti Reisi Abdülgappar Tam Uygur Katarlıklar, İçki İşler Ministeri'ne çimen dopu bilen ton giydirdi. Hem de koldu tokulgan küçük gelem caynamaz hediye kıldı. Başka kıyrımdaş milletlerimi her hıl soğuklarını hediye kıldı. Kısqısı hetinin birinci günü Türkiye'deki Uygurlar için tarihi ehemmiyetlik ve hayacanlık öldü. Xitay Uygurlarının isimlerini onun mənisi boyunca Xitayçılaştırışı başladı. 15. iyon ilgilenen uçurlarda malum buluşça Xitay rejimi Şarq Türkistan halkının isimlerini onun mənilerine göre Xitayçığı tercüme kılıp işiltişini mecburlaşı başladı. İsmini aşkarlaşını halamaydıgan malum qeyrindişimiz muhbirimizga uçur berip, Xitay rejimi yakından beri Şarkı Türkistan'daki asminasiya siyasını teximi küçeytip, xalqning uyğurcha isimlerini Xitayçı isimlerga mana tercimisi qilib qollanışqa mecburlaşqa başlaganlıqını aşkarladı. Meselen Altıngül degen isimini burunqidak Ali Tuni Guli deb atamay, mana tercimi qilib Jinhua deb atashni, Aygül degen isimini Ayi Guli demay, Yuhua deb qollanışqa ve yiziqti şundaq yizishqa özgertişke başlagan. Ondan başka Uygurlarının isimlerini kandak mana bildirişiden kat'i nazar, hemeni Xitayçıga tercüme kılışka başlagan.
Trump Xitay mahsulotlariga 25% chegara beji qo'yadiganligini bildirdi. 15 iyun muhofizachi gazetasi bergan xabarda bildirilishicha, Amerika prezidenti Donald Trump Xitayning Amerikaga eksport qildigan 50 milliard dollar qimmatidagi mahsulotlardan 25% chegara beji oladiganligini e'lon qilgan. CNN televiziyasi bu vaqtda xabar berib, Trumpning bu qarori uzun mazgillik til urushidan keyin dunyo iqtisodidagi ikki cho'ng yetakchi davlat o'rtasida keng ko'lamli savdo urushining rasmiy boshlanganligi. Xitoy mahsulotlariga qo'yilgan chegara bejining asosligi sanoat sohasidagi nozik texnologiyaga qaratilganligi bildirilgan. Prezident Trump bu vaqtda ikki davlat o'rtasidagi savdo munosabati uzundan buyon adolatsiz bir holatda davomlashib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari bunundan keyin bu xil adolatsiz savdo munosabati orqali o'zining texnologiya va aqliy mulk boyliklarining ziyonga uchrashiga hargizmi chidab turolmaydi deganlarni bildirdi. CNN televiziyasining xabarida yana Tramp hukumatining bu qarori Xitoyning echishqan yarasiga tuz sepkanligi bo'lib hisoblanganligi, Xitoy savdo ministrligi bugun darhol bayonot e'lon qilib, Amerika Xitoyga qarata savdo urushi qo'zg'avatdi deganlarni bildirganligi. Xitoy taraf o'z bayonotida Amerika bilan bo'lgan savdo munosabatida butun imkoniyatlari bilan Xitoyning milliy manfaatini qo'g'daydiganligi haqida davrang silish bilan birga hargizmi savdo urushini xohlamaydiganligini bildirgan. Xitoy yo'lash bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqini o'z yurtlaridan ko'chirmoqda. 15 iyun Erkin Asiya radiosi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralari Sharq Turkistonda soqchi davlatiga xos ta'qib sistemasini turg'izib, Uyg'urlarni keng ko'lamda bostirish va eritib tugutish siyosatini jiddiylashtirayotgan bir paytda Tog'liq rayonlardagi minglagan yerlik uyg'urlarning o'z makonlaridan majburiy ko'chirilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xinhua to'rining 14 iyundagi xabariga qaraganda, atalmish uyg'ur avtonom rayonlik doiralar 2018 yilda nomratlarni yo'lash degan viviski bilan Sharq Turkistonning tog'liq rayonlaridagi 30 ming yerlik xalqni yurt makonlaridan ko'chirishni planlagan. Xabar deyilishicha, doiralar Sharq Turkistondagi bu yillik ko'chirish plani uchun 1 milliard 800 million yuan mablag' soldi ekan. Ko'chirish nuqtasi asosligi janubdagi 4 viloyat va oblastga markazlashdi ekan. Egilnacha Xitoyning bu plani buningdan necha 10 yillar ilgari boshlangan bo'lib, hozirgacha Qumul viloyati, Sanji oblasti, Urumchi shahri, Aqsu viloyati, Qashqar viloyati va Xotan viloyatining tog'liq rayonlaridagi necha 100 ming yerlik aholi yurt makonlaridan majburiy ko'chirilib, tuzlanglik rayonlarga yerlashtirilgan. Xinhua to'rining bugungi xabarida 2016 va 2017 yilida Sharq Turkistonning tog'liq rayonlaridagi 110 ming yerlik aholining yurt makonlaridan ko'chirilganligi tilga olingan.